Çıkmasın Senin diye bir haline eski gelmiş. halini bulduk. Eyvah. Ünlü olduğu hali. Ünlü olduğu hali. Olduğu hal derken Ali Kırca'nın eski siyaset meydanı programında. Buldunuz mu hakikaten? He? Ben bulamıyorum. Bulduk. Görüntüyü bulduk. Ben arıyorum hep. Görüntüyü çok da anlamlı bir günmüş gerçekten çok, çok. De. Biraz sonra izleyeceğiz. Ali Kırca'ya bir soru sormuş siyaset meydanında ve o sorudan sonra o kadar kaliteli soru. Biz hepsini yayınlayamıyoruz uzun bir soru ama en azından bir kısmını o sorudan sonra Ali Kırca sevgili İrfan'ı yanına almış. Doğru mu? Şimdi az evvel arkadaş evlenme teklif etti. Ben de böyle stüdyoda oturuyordum siyaset meydanında. Çok iyi konuştu, ilgi çekiciydi. Yayın içinde iyiydi sanırım. Ve siyaset meydanında çok özel bir gündü. Ben uzun zaman sonra hani üniversiteye dönmeye karar vermiştim. Bir ara kopmuştum üniversiteden ve döndüm. O haftasında çok sevdiğim bir hocam vardı. Ahmet Taner Kışlalı, rahmetli analım profesör. Evet. Onu maalesef öldürdüler ve o hafta Ali Kırca bütün siyaset meydanı ekibiyle beraber Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne geldi. İşte konuk listesi var, konuk koordinatörleri var bu işin perde arkasında biliyorsun. Doğru. Benim de ismi yazmamışlar, içeri giremiyorum bir türlü. Birinci sınıfta ne kadar güzel arkadaş varsa hepsi önlerde oturuyor, hocayı tanımazlar. Sonra bir şey söylemek lazım hoca ile ilgili. Ben de söz istedim. Hani Ali Kırca'ya bir soru sormadım da bir iki cümle konuşayım dedim. Sonra ben biraz uzun konuşma rahatsızlığı var. Biraz epey bir konuşmuşum. Ya, ama güzel, doğru cümleler kuruyorsun. Çünkü çok doluydum, yani çok hakikaten öfkelenmiştik. Ve sonrasında ATV'nin Ankara bürosunda temsilci Bakişehirlioğlu bir gelsin bakalım bize bir staj yapsın beğenirse kalır demişti. Gittik oraya. Oradan başladık. Yalnız okul zamanı saçların gerçekten de yani o günkü saçlarını hatırlıyor musun? Nasıl? Ben o gün nasıl gideceğimi şaşırdım. Şimdi ulusal bir kanal efsane işte o dönem haberciliğin okulu Ali Kırca, Ayşenur Arslan. Ne yapayım saçımı mı kestireyim hani bir şeyler yapayım takım elbise hiç giymemişim ömrümde. Biraz değiştirmeye çalıştım kendimi ama kıvır kıvırdı ve uzundu. Kıvır kıvır ve uzun. Zaten evet, bir ara berber girmiş bir yerde bırakmış. bir yerden sonra devam etmemiş. Yanları şöyle bir almış. Aman abi kalkmam lazım demiş bu kalkmış orada kalmış. Bir izleyelim mi görüntüleri? Ben de merak ettim. İzleyelim. Ya görmemiştim. İrfan Değirmenci gazetecilik 3. sınıf öğrencisiyim. 5. senem 95 girişliyim. Ahmet Taner Kışlalı'yla ne mutlu ki 3 sene geçirebildim beraber. Duygusal yönü gerçekten çok ağır olayın. Son 2 gündür çok büyük bir acı, bir nefret, sabrımız taştı açıkçası artık. Bunu yaşıyoruz ve çok da böyle duygusal bir konuşma olsun istemiyorum bu. Evet. Bu alkışlar Ahmet Taner Kışlalı'ya da gitsin. Saygıyla bir kere daha analım.